Bir psikolojik destek falan da konuşuluyor Sence ama... Sence gerekir mi psikolojik destek? Yani onu biz zamanında biz de aldık o psikolojik desteği. Ee, benim Galatasaray ilk gelişimde. Yani şimdi ismi lazım değil. Geldi bizi grup halinde böyle bir odaya koydu. Sonra yatırdı bizi yatağa. 3-4 kişiydik biz. <laughs> bir müzik açtık. Kuş sesi, işte sahil, işte rüzgar falan. Gerçekten Müzik yanındaydı gerçekten. ona işte şimdi sevdiğinizi yanınıza alın falan. Evet, Geldik hocam. ettik falan. Yarım saat 40 dakika maça çıktık. 4-0 mağlubuz. <laughs> yani bu işler de terse tepebiliyor. <laughs> Dikkatli olmak lazım. <laughs> Fanzin Galatasaray'a hoş geldiniz. Gülerek başladık Ümit Davala'yla. Galatasaray gündemini konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Ben, sağ ol sen ee, benim üstümdekilere sen boydan Bugün biraz rahat giyinmiş şimdi <laughs> Evet. <böyle. gülüyor> Hocam ona sponsor eşliğinde, evet, sponsor eşliğinde başladık <laughs> efanzine Hocam gülerek başladık ama gündem biraz gergin. Yani Galatasaray'daki gündem özellikle ilk maddemiz şu olur. E, federasyona yapılan, e, federasyonda yapılan görüşme. E, Sayın Başkan Dursun Özbek ve Timur'un gidip Mehmet Büyükekşi ile görüşmesi. E, var protokolü tartışılıyor, var kararları tartışılıyor. Kulüp açıklama yaptı, Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Önce sezon başından bu yana sence şöyle başlayayım, haksızlık yapılıyor mu Galatasaray hakemlerin Galatasaray maçlarındaki performansını nasıl buluyorsun? Yani e, tabii ki performansla göz önünde bulundurmak lazım. Yani e, çok iyi oynayıp da Hı. yani puanları gasp edilen bir Galatasaray yok şu anda. ona baktığımız zaman. Ama son maçta tabii ki e, verilmeyen bir penaltı var, oyunun başında hemen. O penaltı verilmiş olsaydı tabii çok bambaşka bir seyir alacaktı o maç. Hı hı. Dolayısıyla isyan etmeleri normal Galatasaray'ın. Ama e, ne değişir veya ne değişti şimdiye kadar o meçul. Yani birçok itirazda bulunan kulüpler oldu bu konularda. Hı hı. Ama ben şu anda değişen bir şey görmedim. Bu, bu toplantının bir sonucu olma ihtimali düşük görüyorsunuz o zaman. Yani İş... bir şeylerin değişmeyeceğini düşünüyorsunuz. Yani e, tabii ki daha dikkatli olmaları gerekiyor. Var hı hı. işte şimdi e, Burçin hocamla da görüştüm ben bu pozisyonu. O da diyor işte ele çarptı mı çarpmadı mı o belli değil işte orada hı hı. atlamış olabilirler diye vardı. Ama atlamamaları gerekiyor böyle bir durum çünkü sonuçta üç puan ortada. Tabii. Ee, takımın işte gidişe atma sen fren koyuyorsun. Bir de maçın başı olduğu için hocam maçın başında atılacak bir gol... Onu diyorum çok farklı bir seyir alır maç. Değiştirir. Tabii. Bir sürü öne geçmek farklı, Tabii. bir sürü geriye düşmek farklı maçta. Ee, dolayısıyla yani ne değişir, ne olur? Ben ondan şüpheliyim yani çok fazla değiştiğini ben zannetmiyorum. Zaten birçok takım bundan muzdarip. Hani Galatasaray'a evet. daha çok oldu bu sezon ama her sezon en az bir kulübümüz üç büyüklerden biri özellikle ciddi anlamda isyan ediyor. Bu sene Galatasaray mesela var hiç kullanılmayan takım Galatasaray. Tabii ki hani pozisyona az girmek etken olabilir. Cezası o tarz tehlikeli pozisyon belki yaratamamak. Normalde Galatasaray pozisyona giriyor ama varlık bir şey yaratamamaktan bahsediyor. Evet. Yanlış anlaşılmasın. Galatasaray belki bu noktada oyununu da geliştirmek için birçok şey yapmalı. Tabii ki hakem değerli, hakem konusu ama biraz da sen dediğin gibi hocam oyuna da bakmak gerekir öyle değil mi? Kesinlikle yani bir gol çok farklı bir ortam yaratıyor. Hı hı. Belki performansları da artacak oyuncuların. Farklı bir moralle maça devam edecekler. Dolayısıyla o penaltı verilmeyip, gerçi o penaltı da yani e, anında itiraz edilmeyen bir durumda o da. Yani dışarıdan çok tepki gelmedi veya oyunculardan penaltı diye çok tepki gelmedi. Yani bir e, açık bir ortada hmm. bir durumdu. Sonradan hep e, bunu tabii ki e, inceleyerek bakıyorsunuz. Maç içinde çok da itiraz olmadı. Çok itiraz gibi. olmadı evet. evet. Yani e, Dolayısıyla ben yani bunu Galatasaray'da gördük, hmm. Fenerbahçe'de zamanında hep itiraz etti. Beşiktaş da aynı şekilde itiraz etti. Trabzon hep. Bu konuda aynı şekilde dile getirdi. Ee, ama e, kendi oyununa bakmak lazım. Yani bu bunlar evet bunlar da var futbolun içinde ama öncelikle bir e, kendi takım içerisinde Hı -hı. normal düzeni yakalamak lazım. Burada yönetimi de aslında şöyle olumlu bir eleştiri yapmak lazım yönetimle alakalı bence hocam. Bilmem katılır mısın? E, şöyle ki Dursun Özbek daha önceden deneyimli. Erdem Timur çok genç, çok tutkulu. Gerçekten elini taşın altına koydu ve istiyan evet. maddi manevi çok e, kulübe yardımcı olmaya gayret ediyor. Gerek şimdi profesyonel döneminde gerek öncesinde sponsorlar <laughs> anlamında. Ama e, bunun da bir tabii ki hakkaniyet ölçüsünde bir karşılığı olmalı. Sanırım onu bulduklarını düşünmedikleri için. Gerçekten de kararlar da ortada. Önce uyarı şeklinde, önce uzaktan. Hani bakın bazı şeyler yanlış gidiyor demek. Ondan sonra da gerçekten federasyona gidip görüşme yapmak bence takımın haklarını savunma anlamında da önemli bir şey. Daha önce çok e, bu tarz diyalogları çok fazla görmedik. Hep açıklamayla sabit evet. kalıyordu. Şimdi gidip yüz yüze konuşmak sezon başında olduğu için İçerisine Burak Elmaz da aynı şekilde federasyondan bir görüşme evet, yapmıştı. O mesela iş işten çok geçmişti. Evet, yani... Biraz da sert bir üst. Tabii ki bunun oyuncular da bunları görüyorlar, Hı -hı. okuyorlar işte, takip ediyorlar. Yani dediğin gibi başkanın işte Erden Timur'un bu konuda çok gayret gösterdiğini de onlar da görüyorlar. Dolayısıyla yani arkalarında da böyle bir yönetim başkan modeli olduklarında da onlar tabii ki aynı şekilde daha güçlü olmaya çalışıyorlar. Çünkü e, sen kendi hakkını kendin savunamıyorsun oyuncu olarak. Ancak işte birisi yapması gerekiyor senin Aynen. için. Onda şu an Galatasaray Kulübü olarak yapılıyor. Bazen mesela oyuncuların devreye girdiği anlar oluyor ya basın toplantılarında işte evet. flash alanındaki röportajlarda. Mesela ben onu hiç uygun bulmuyorum. Çünkü oyuncunun ee, alanı değil orası. Evet. Hani hak savunmak. Hani teknik direktör konuşabilir, yönetici konuşabilir. O anlamda bence başkan ve Erdentemir işte içinde yani öyle bir e, isyan oluştuğu evet, zaman mutlaka, mutlaka onu da dile getirmeye çalışıyor Hı -hı. oyuncular. Yani senin hakkın gasp edilmiş Hı -hı. bir yerde. Sen de onu muhakkak bir şekilde sana dile getirmek istiyorsun yani. Sonuçta yani sadece futbolda değil başka alanlarda da yani Tabii. senin hakkını hakkını yenildiği zaman sen de onu bir şekilde dile getirmeye çalışıyorsun ve hakkını aramaya Hı -hı. çalışıyorsun o da futbol üzerinde aynı durum. Bu mesele olumlu olarak dönebilir mi sence Galatasaray'a? Mesela yayıncı kuruluşun bir sezonu hatırlıyorum şampiyon olduğunuz sene evet. ee, ilk 11'e Galatasaraylı oyuncu almamıştı yılın 11'ini ve ciddi bir tepki olmuştu. Hatta Cagney Hoca şey demişti git sahada artık kendi ödülünü kendin al gibilerini bir olumlu motivasyona çevirmişti. Bu, peki bu yaşananlar sence olumlu yansır mı? Yani e, yansıması gerekiyor ama yani sadece bundan yetinmemeleri gerekiyor. Hı hı. Yani sadece hatalardan dolayı kaybedilmiş bir oyun değil bu, bir maç değil bu. Herkes dediğim gibi kendi şapkasını kendi önüne koyması gerekiyor hı hı. ve neler yanlış yaptıklarını da düşünmeleri gerekiyor. Sadece yani penaltı verilmediği bu, bu maç kaybedilmedi. Hı hı. Ondan önceki e, liglerde de mesela biz şampiyon olduktan sonra bir playoff ligi yapıldı mesela aynı şekilde. Biz 9 e, puan öndeyken puanımız eridi 5 puana. Yani tekrar bir playoff oynamak zorunda kaldık. Öyle bir durumdan da karşılaştık. Orada sizi olumlu arasında. yansımıştı ama. Olumlu yansıdı ama yani sonuçta gene bir risk riske giriyorsun yani Tabii. şampiyon olmuşsun. Normalde işi bitirmişsin. için. ama bazı takımlar dağılabilir mesela. Hani Dağılabilir. senet yani ya en sonunda zaten Kadıköy'e kaldık biliyorsun. Evet. Hatıra olarak geçti orada. <laughs> <laughs> yani çok kritik durumlar bunlar. yarım puanla şampiyon olduk hatırlarsan o sene. Tabii. Dolayısıyla yani e, federasyonun vereceği kararlar da burada çok önemli. Ama e, tabii ki çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Hocam, Bu konuda çünkü çok hassas bir... Evet, dikkatli. E, işte söylediğin kelime çok önemli. Evet. Dikkatli. İşte o dikkati çok ee, özellikle Galatasaray maçlarında bu sezon gösterilmediğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu hakeme bağlamak değil. Galatasarayın kötü performansı tamamen hakemle açıklanamaz evet. bence. O ya hatalar oluyor, olacak da. Ama Hı -hı. çok çok bariz olduğu zaman işte göze batıyor. Yoksa ufak tefek hatalar Hı -hı. her yerde oluyor. Sadece bizim ligde değil. Yani İngiltere'de, İspanya'da, İtalya'da oluyor. Dolayısıyla bu biraz bariz hata olduğu için çok e, göze Hı -hı. çarptı. Yani dediğim gibi çünkü e, dak e, maçın daha ilk dakikalarında olan bir olay bu. Eğer orada bir penaltı verilseydi ve gole çevirmiş olsaydı durum farklı olur. Durum ya çok. bir de atamalar farklıydı. hocam Galatasaray'ın daha önce sorun yaşadığı hakemleri atamak, işte vara gidilmemesi genel olarak. E birçok alt alta koydun da aslında hesabı gerçekten federasyonu yüz yüze konuşmak bence yönetimin yaptığı olumlu hamlelerden bir tanesi. Umarım da hem lige hem de tüm takımların federasyonla olan evet olumlu yansır. Çünkü eşit. Galatasaray sadece kendisiyle alakalı değil genel olarak herkesle alakalı bir adalet istiyor. Bu konuda e, adaletin sağlanması anlamında da umarım olumlu yansır. Oyuna geçelim Aynen. hocam. Kayseri Spor maçında Merten Sol önde oynadı. Mata ilk 11'deydi. Galatasaray yine üretkenlikten uzak bir oyun ortaya koydu. E, Kazımcan sol bekte başladı. Oyun nasıl buldun genel olarak? Mitsö ilk yeri mesela Galatasaray gerçekten çok kötüydü. Çok yani... Neye bağlıyorsun bunu? Durgun bir oyundu yani. Şöyle bir durum var. Ee, bir takımda eğer bir kişi koşmazsa, diğerleri mücadele ederse onu bir şekilde kompanse edersin. Ama bu sayı 2, 3, 4 olursa ki e, ileride çoğalmak çok önemli. Ama ileride çoğalmak ne kadar önemliyse geride de çoğalmak o kadar çok önemli. Ee, bunun e, sıkıntısını yaşıyor Galatasaray. Çok e, durarak işte e, oyuna... E, oyun içinde olmayan çok futbolcu vardı öyle Konsantre değildi birçok oyuncu. Konsantre değildi ne bileyim iştahlı değildi. Ben çok farklı bir Galatasaray bekliyorum demiştim evet. hatırlarsan. Ama gerçekten çok hayal kırıklığı uğratan bir Galatasaray vardı. Yani o mücadeleyi çok eksik gördüm ben Galatasaray'da. E mücadele etmesen de o zaman skoru değiştirmen gerekiyor. O da yok. Hı -hı. E, sonuçta baktığım zaman şu anda alınan e, kaliteli futbolcuların arasında daha gol atan yok. Yani Icardi olsun, Mata olsun, Mertens olsun. Şu anda e, gerçekten gol konusunda 10 maçta atılan 10 gol var. E, çok çok sıkıntı yaşayan bir Galatasaray var. Hocam şimdi e, yardımcı antrenörün adına bakıyorum. Moritz Boz, yanlış söylemeyeyim diye. E, Alman e, antrenör Galatasaray'da göreve başlıyor. E, bunu okurken bu görev tanımı nereden bakmak lazım? Bir, yani senin dönemde de hep eleştirildi ya, işte Ümit Davalı yetersiz dendi, Necati Ateş yetersiz dendi, efendim Hasan Şaş yetersiz dendi. Yardımcılara hep öyle bir eleştiri yapıldı ya. Şimdi buradan bakmak lazım. Hocaya yardımcı antrenör geliyor. E, sezon başından neden alınmadığı Esas oradan bakmak o. lazım. E, sen nasıl değerlendiriyorsun yardımcı antrenör hamlesi? Ya bu işte 10 maçlık periyottan sonra böyle bir yardımcının gelmesi bende kafa karıştırıyor. Çünkü e, gelecek olan yardımcı Okan'ın tanıdığı bir isim değil, Hı -hı. bildiğim kadarıyla. Okan istedi deniliyor. Yani yönetim tarafına da aynı şekilde. Ee, bundan önce de zaten bir tane e, Sargon Duran diye bir Hı -hı. duran top antrenörü geldi. Soyadına uygun zaten o da. <laughs> e, ama şu an 69 tane korner e, kullanmışım. Bir tane golün yok ligde. E, geçen hafta başladı herhalde bu Kayseri maçı öncesi. Hı -hı. Bu Sargon Duran. Michael Foltz, Moritz Foltz ne getirir? Onu bilmiyorum antrenman bilimi yüksek diyorlar iki sene Nagelsmann'la birlikte çalış, çalıştı, ee, işte scoutluk yaptı, scoutluk ve yardımcılık çok farklı bir iki olay, hı hı. onu belirteyim. Ama e, tehlikeli bir durum çünkü şimdi e, Okan Buruk eğer sallantıda olduğun zaman sen İrfan saral oluyor düşünür müsün Galatasaray'ın başında? Düşünmezsin. Yani çok konumlandıramıyorum. Ama bir Moritz Foltz olabilir diyebilirsin değil mi? Yani umarım olmaz. Umarım olmaz. Evet ama yani öyle şeyler de aklıma çünkü geliyor. Çünkü deneyimden yani. Çünkü ben baktığımda... 2008'de Ümit Milli Takımı çalıştırırken eee Sezgin geldi. Adnan Polat döneminde. Bana teklif ettiler Skibe'nin yardımcılığını hatırlarsan. Hı hı. Ümit Milli Takımı bıraktım lider olarak grupta. Geldim çünkü vaatler farklıydı. İşte Skibe gittiğin zaman sen devam edeceksin diye ben geldim oraya. Ama ilk koğan ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> Kapıda hatta kapıda da vardı biliyorsun. Yardımcı. İki evet. yardımcı önce alındı ki iski ve istifa etsin diye. Aynen. Yani o durumlardan da karşılaşabiliyorsun. <laughs> e şimdi bu model peki nasıl Yani model ne getirir? Olacaksa? Hatta scout ekibinde de <laughs> devam edecek diye. Arsenal'ın scout ekibinde devam edecek diye Evet diye o görevde devam edecek Yani ne kadar e, Galatasaray'dan birlikte vakit harcar ve harcayabilir ne kadar yardımcı olabilir, onu zaman gösterir. Ama ben e, sezon ortasında böyle bir şeye normalde karşıyım. Yani, bana yani çok, çok fazla en... şey getireceğini ben düşünmüyorum. Evet, enteresan geldi. Ki zaten Okan Hoca'nın şu anda, Okan Hoca'nın da doğum günü, onu buradan doğum, evet, doğum gününü günü hocam. kutluyoruz. Ee, zaten 11 tane yardımcısı var şu anda kulüpte mevcut. Ee, yani onlar bu işi yapamayıp da dışarıdan birisi getirmesi ne kadar doğru onu bilmiyorum. Yani dışarıdan gelen için de iyi bir şey değil aslında. Yani şimdi tersten bakalım, Alman antrenörün yerine koyalım kendimizi. Bir teklif geliyor. Türkiye'ye geliyorsunuz ilk defa. Galatasaray'ı hep duymuşsunuz ama Florya'yı çok görmemişsiniz. Florya'ya geliyorsunuz. Türk futbolu bilmiyorsunuz. Evet, Ligi lig bilmiyorsunuz. lig başka bir şey. Evet. Statlar, tribünler, medya, sosyal medya. Ya yani bizim e, futbol ortamımızı anlamak için birkaç sezon geçmesi gerekiyor. Bir de ne ne yapabilir yani? Için. Ekstradan ne yapabilir? Ne ne verir takıma? onu da yani sorgulamak lazım. Evet, yani çok çünkü öyle. antrenmanları zaten hazırlayan bir ekibi var. Hı hı. Yani rakibe göre ona göre ha antrenman hazırlıyorsun. Ona göre çalışmalarını hı. yapıyorsun hafta içi. Yani çok farklı bir şey de yapmayacak. Antrenman demişken hocam Nagelsmann'ın açıklaması var. Diyor ki Nagelsmann antrenmanları birlikte hazırlıyor. Evet. E şimdi antrenman ya biz hazırlamak mı? Biz de birlikte mı? Fatih Hoca'yla birlikte antrenman hazırlıyorduk ya yani birlikte ee, karar veriyorduk hı hı. daha doğrusu. Yardımcı oluyorduk hocaya. Aynı şekilde yani No gayet normal şeyler bunlar. Ya bunlar bana, çok anormal bana bir durum geldi değil yani. Yani enteresan bir sınırın ne, yakın neresi olacak hocanın, Alman hocanın? Ee, Bu hocaya... adam kulübede olacak mı, olmayacak mı? Evet, o da var. Yani hangi konumda e, olacak? Yani şu anda yakın mı olacak, uzak hı. mı olacak Okan Hoca'ya? Çünkü belirli bir ekibi var zaten şu anda. Yani ekipte ya ne demektir? İnandığın, güvendiğin kişilerdir. Hı hı. Ya sen Moritz Falsa şu an ne kadar inanabilirsin, güvenebilirsin? Tamam belki iki senin Lanksvan'la birlikte hı hı. çalışma ortamı yarattı kendini ama yani burada Galatasaray'a ne kadar onu zaman gösterir. Bakalım izleyenlerimize de e, soralım. Videonun Ve, yani, yorum yani eğer işler iyi giderse tamamen ona da bağlamak lazım ben sana söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> birden <diziliyormuştur gülüyor> yani Birden yani. Moritz Foltz geldi. Sihirli yani öyle bir şey yok. Geç. <laughs> <laughs> yani siz de lütfen arkadaşlar videonun altına yorum olarak e, bu en son Alman Hoca ile alakalı Almanlar'ın antrenörle alakalı düşüncelerinizi lütfen videonun altına yazın. Kupa maçına geçeceğiz. Kupa maçı tabi bugün hocam, biz, videomuz da bugün yayınlanacak ama e, biz maçtan bağımsız öncesinde konuştuğumuz için sadece e, şuradan bakmak gerekebilir. Kupa'da Galatasaray devam ederse yoluna e, en azından lig elinde sadece lig var fazla forma şansı bulamayanlar için de bir fırsat olacak gibi hazırlanma ve gebe de girme anlamında. Bugün ben tamamen farklı bir 11 bekliyorum akşam. Bu olumlu yansır mı takımda? Yansır tabii canım. ki yani oynamayan oyuncu da oynatmak gerekiyor. Hı -hı. Onlar da işte müsabakaya girmesi gerekiyor. Çünkü maç temposu antrenman temposundan çok farklı Hı -hı. sen de biliyorsun. Ki Kayseri maçında bunu gördük. Evet. Aslında. Maç yapmayınca ne oldu? Değişiklik olduğu zaman bir ee... Fazla değişiklik olduğu Hı. zaman takıma da aynı şekilde farklı yansıyabiliyor. Bunu gördük dediğin gibi Kayseri maçında. Bugünkü maç da kolay olmayacak yani. Baktığın zaman Kastamonu tamam 2-B takımı. Hı. Son 4 maçtan beri kazanamıyor. E, Likteki durumu iyi değil ama e, sonuçta kupa maçlarında çok sürprizlere müsait olan maçlar. Dolayısıyla bugün de yani aynı cid, cid, ciddiyetle çıkmak gerekiyor maça. Yani bu Kayseri maçı gibi sen nasıl olsa bu maçı alırsan Hı. diye çıkarsan. Bu Bugün de üzülürsün. Dolayısıyla işi hep ciddi almak gerekiyor. Zaten kupa hep, Performansını hep zorlaman gerekiyor. Saatlerimin mesela yaşadığı, geçen sene yani kupa maçı deyip de geçmemek evet. lazım. Etkileri de büyük Zaten olabiliyor. Zaten hocanın da sonuna mal oldu. Evet. Yani kupa maçından sonra yollar ayrıldı hocayla biliyorsun. Dolayısıyla bugünkü maç da çok öyle hemen işte cepte olan bir maç değil. Yine dediğim gibi ciddi işe başlamak lazım diğer oyuncular da kendi ne kadar hazır olduklarını göstermeleri gerekiyor bugün. Hı hı. Çünkü herkes forma bekliyor. Yani ligde de aynı şekilde. Yani oynandığı zaman ve kö işler kötü gittiği zaman hep kenarda dinlersin. Ya işte bak bunlar oynuyor, bir şey olmuyor. Hı hı. Ben niye oynamıyorum? Al sana işte fırsat. Oyuncu konuşur kendi için. Tabii hani içinden konuşur. Ba bazen dışından <laughs> dışarıya mı? vurmaz ama ya yani vurursa da o da <laughs> başka bir sıkıntı <laughs> yaratıyor. E tabii o hoş değil. <laughs> Alanya maçı var hocam şimdi. Ee... 11'in bir daha değişeceği yönünde haberler okuyorum. Şimdi Kayseri maçına değişti. Tekrar, eski Tekrar eskiye biraz dönüp yine bir değişiklik Nasıl bekliyorsun olay maçında? Ben kaldım? yine Kerem'in oynayacağını düşünüyorum hı hı. E, sol tarafta. Belki Mata dinlenecek diye düşünüyorum ben. Mertens fizik, fizik olarak evet hiç hazır görmedik Mata'yı. Ee, Oliveira dönebilir. Olivera yüzde yüz. Cumhur oynayacak tabii ortasına. ki. Miton yerine gene da oynayacaktır. Sol tarafta e, Duba başlayabilir. Eğer tabii ki Yunus Kerem yapacaksa gene Abdülkerim'den birlikte. Yine seçenek çok gördüğün gibi. Ama e, Alanya maçı da kolay geçmeyecek. Onlar da bir iğne yakaladı. Hı -hı. E, Antalya yendiler, ya moral buldular. E, ve o maçta hiç kolay olmayacak. Ama eğer işte bu kaliteli ayaklar kendini maça verirse, o isteği, arzuyu, iştahı getirirse o zaman işler kolaylaşıyor. Diğer türlü... Ee, zaten hiçbir şey yapmadığın zaman kendiliğinden hiç maç kazanan yok şimdiye kadar. Yani... Bu psikolojik <laughs> anlamda da biraz belki ne bileyim ligimizi mi biraz e, hafif görüyorlar? Ya yani nasıl olsa i̇şte bir, bir şekilde kazanırız gibi bir diye. Yani Türkiye hocam. Ligi çok zor bir ligdir. gerçekten Ama çok zor öncesinde sanki öyle düşünmediler gibi, birçok yıldız öyle hissediyorum ben. Gelince bir sert kayaya çarpmış gibi hissediyor olabilirler. İşte onu diyorum ben de. Çok acayip yani, yani... özellikle Mertens'in hala skor yapamaması. Evet. Asist yapabilmesi ya, çok acayip. Şimdi diyorsun bir psikolojik destek falan da Hı. konuşuluyor Sence ama... Sence gerekir mi psikolojik destek? Yani onu biz zamanında biz de aldık o psikolojik desteği. Ee, benim Galatasaray ilk gelişimde. Yani şimdi ismi lazım değil. Geldi bizi grup halinde böyle bir odaya koydu. Sonra yatırdı bizi yatağa. 3-4 kişiydik biz. <laughs> bir müzik açtık. Kuş sesi, işte sahil, işte rüzgar falan. Gerçekten müzik yanındaydı. Gerçekten ona işte şimdi sevdiğinizi yanınıza alın falan. Evet geldik evet. ettik falan. Yarım saat kırk dakika maça çıktık dört sıfır marjlıyız. Yani bu işlerde terse tepebiliyor. Dikkatli olmak lazım. En önemli, önemli bir maçtı. Önemli bir maçtı. <laughs> önemli maçtı. <laughs> önemli maçtı. <laughs> Söylemeyeceğim şimdi olduğunu. Ben tahmin der. ediyorum maçı. <laughs> Ama sonra çıkış başladı ondan sonra. <laughs> ondan sonra evet de yani bu işlerde biraz dikkatli olmak lazım psikolojik. E, travma da yaşayabilirsin bu, <laughs> bu şeylerden sonra. İnsan deniz. hep kendi psikoloğudur yani anlatabiliyor e, tabii. muyum? yani Kendini nasıl hazırlarsan, kendini nasıl motive ediyorsan o önemlidir. Maça çıkmadan önce veya antrenmana çıkmadan önce. Hep üst düzeyde, hep %100 olman gerekiyor ki ona göre verim alabilirsin. İşte o hırsı çok fazla, o tutkuyu e, Şimdi bir koşan gördük. bir isteyen evet. bir Mertens, koşan bir isteyen bir Marta, Icardi bunlar çok farklı bir e, olay yaratır tabii. Galatasaray'da. Onu göremedik henüz. Yani. yani, işte yani. Benim işte anlam veremediğim nokta biraz bu. Sadece 4 2 3 1 4 3 3 yok alan paylaşımı orta saha onlar değil mesele. Topsuz oyunda da, toplu oyunda da, yardımlaşmada da bir isyan. Yardımlaşma yani o bu, da kadar, bu kadar bu kadar pasatası pas niye yapılıyor sence? çünkü hareketsiz Hareketsizlik, takım. Evet. yardımlaşma yok. çıkmıyor ki. Şimdi sadece bu Kayseri maçında değildi bu. Evet. Adana Demirspor maçında da aynı şekilde çok evet, pas Son başından hazır Evet. Ama son iki maçta bilhassa en yüksek pas hatalarına sahip olan Galatasaray. Hı -hı. <laughs> Dolayısıyla yani bu bunu en baştan beri konuşuyoruz. Sen bu kadar çok top kaybedersen ileri taşıyamazsın, taşıyamazsın. Sen çünkü ilerideki Uç elemanlardan faydalanmak istiyorsun. Kaliteli ayaklardan faydalanmak istiyorsan istiyorsun ama topu oraya taşıyamıyorsun. Veya topu orada bırakamıyorsun. Yani her e, gittiğin top tekrar geri dönerse Ve onların orada. da geri dönmesi demek. 20 30 metre 40 metre genelde. Yani 34 35 30, 30 yani yaş, bir yaş, döner, orta, dön, yaş ortalaması dönmesi. da çok çok düşük bir gala değil bu. Tabii. Tecrübeli evet ama ona göre de biraz e, ne nasıl diyeyim? Yani koş koşmadan değil de biraz daha temkinli davranmak gerekiyor. Biraz hocam sizin kurduğunuz kadro vardı ya 2019'da mesela Enzonzi, Lemina, Seri, işte Falca, Mariano, Nagatomo. Şimdi yaş ortalaması biraz daha yüksek bir kal kaliteli ama orada da mesela benzer sorun vardı. Bize programlarda ifade ediyorduk. Top almaya kimse hareketlenmiyor. Galatasaray ağır çıkıyor hücuma. Falca yeteri kadar beslenmiyor. Benzer tartışmalar şimdi devam ediyor. Yaş ortalaması bilmiyorum aynı mı ama ee, o yaşı zaman biraz oyuncular. daha gençtik sanki. Evet ama biraz da böyle şey olarak benziyor. <laughs> Kaliteli ayaklar çok ama işin mücadele kısmında istikrarlı şekilde mesela Mine yapardı. NDI'ye ya kiralık olarak döndüğünde yapardı evet, o işi. Hala yapıyor. Çok hala çok iyi yapıyor. Evet. Çok fazla Galatasaray'da biraz eksik nokta sanki işin o nasıl diyeyim hani futbol tabirle pisliğini tırnak içinde. işin sert kısmını, işin hamallığını yapacak oyuncu sayısının az olduğunu düşünüyorum. Hep asker için, sayısı evet, az. Keyif tarafı daha fazla. sayısı çok, asker sayısı az. Yani hep şimdi örnek vermek istiyorum sürekli bizim dönemden hmm. örnek verdiğimiz için yani bizde 10 kişi koşuyordu, bir kişi koşmuyordu ama o skoru değiştiriyordu Hacı. Anlatabiliyor muyum? Yani Koşmuyor, öyle, öyle, öyle biz. olursa o iş olur. Ama bu bir, 2, 3, 4 olursa o zaman sıkıntı yaşıyor. Çünkü yük diğerlerine çok fazla bindiği için o da bir yere kadar. Bir yere kadar yani yoruluyor yani sonuçta hmm. kimse makine değil, robot Tabii. değil. Yani De o, Atayı... o, o o eşit dağıldığı zaman o yük o zaman çok farklı bir Galatasaray göreceğiz. Tabii Kayseri maçında mesela hem matayı hem Mertensi kullandığı zaman hoca bazen sorun yaşayabiliyor hazır olmadıkları için evet. Matay özellikle. Yani dediğin nokta ben çok doğru hocam. O dengeyi Okan hocanın iyi kurması lazım. Hacı demişken şöyle bir anıyla bitirelim belki hatırlarsın Suat Hoca anlattı bana Suat Kaya. Hmm. Yalandır. <gülüyor> <gülüyor> Yok ama bu hatırlayacağım bir örnek. Bir Antalya kampı mı? Bir kampta canları sıkılmış oyuncuların. Sizin yani. E, hacı ile kukalı saklanmaç oynamak Aha. istemişler. E, koymuşlar topu. Önce hacı öğretmişler. Bak topu koyacağız biz dairenin içine. Topa vuracak, ebe vuracak topa. Hep herkes saklanacak. İşte topa dokunan şey olacak işte saklambaç gibi ama topla oynayacağız. Hacı da tamam demiş anladım oyunu. Önce Hacı ile başlanmış. Yuvarlağın içine top konmuş. Topu uzak bir yere vuracak ebe ve herkes saklanacak. Hacı bir vuruyor topa. Top kayboluyor. Oyun oynanmış. <laughs> Suat Hoca diyor ki Hacı niye ebe yapıyorsun yani? Adam topa öyle sert vuruyor ki <laughs> topu bulamamışlar oyuncağı. <laughs> bunu Hacı ilk çok... defa duydum. <gülüyor> <gülüyor> Yalan diyorsun. <laughs> evet Suat Kaya'ya cevap hakkı doğdu buradan. Suat Hocam ben sana yollayacağım bu kısmı. Ümit Hoca'ya cevap vermek istersen. Ya Suat bir kere e, dedik yani türbülansa girdik. Ondan sonra Suat da şey sever böyle kokpite gireyim aman işte türbülans olduğunda korkak korkak olduğu için. Başka sebeplerden de belki kokpite gidiyor olabilir. Dedik ya Suzet dedik bir bak bakayım kokpite ne oldu falan. Bayağı bir sallanmıştık. <laughs> sonra Suat girdi içeriye bir, dakika sonra çıktı dedik ne oldu dedi böyle böyle oynuyor içeride. Dedim <laughs> yani dedim. <laughs> da, ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani. çok yani çok neşeli bir insan. Yani o dönem tabii ki o dönem. inanılmaz yani. ya. Aynen öyle. Hakikaten yani Suat Hoca ile aradık. Sadece harika Suat, harika. Suat abi değil yani. Hasan yani Şaşı öyle. Tabii. Hasan Şaşı da buradan selam olsun. Biraz uzaklaştırdı kendini futbol piyasasında ama umarım yakın zamanda Geri döner. tabii ki biz de istiyoruz. Evet. Yani e, Hasan Şaşsız bir futbol dünyası düşünüyorum ben de. Ya futbolu bir de Hasan Şaş'tan çıkarmak mümkün değil. Bence geçici bir dönem o. Yani Hasan Şaş evet duygusal ama futbolsuz ben yapacağını Kuş düşünüyorum. sürdü biraz belki Hasan. Yani o şu anda o periyodu yaşıyor. Ama eminim ki o da yakın zamanda inşallah. İnşallah. Yine. Hocam ağzına ben sağlık. Ben teşekkür ederim. Bu akşam Kastamonu maçı var. Biz videoyu öğlen saatlerinde çekiyoruz onu. Bir kez daha hatırlatalım. İki takıma da başarılar dileyelim. Siz de lütfen videonun altına hem Kastamonu Spor maçıyla ile alakalı hem de özellikle Alman antrenörle alakalı düşüncelerinizi yazın, paylaşın, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.